Türkiye Kamusen Samsun temsilcisi Mehmet Sarıkulu 3. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerinin ve emeklilerin 2016-2017 yıllarında alacakları maaş zamlarının sosyal ve özlük haklarının belirleneceği söyledi. Plan yapmak anlamsızdır. Memur ve emeklilerimizin ekonomik olarak kaybolan yıllarının telafi edilmesi gerekmektedir. Türkiye Kamu Sen olarak 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşme süreciyle ilgili olarak çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Her şeyden önce bilinmelidir ki memurlarımız yaklaşık 800 bin kilometre karelik alana sahip vatanımızın en ücra köşelerine kadar hizmet götüren yegane çalışanlardır. Ve ülkemizin her noktası büyük şehirler kadar gelişmiş imkanlara sahip değildir. Toplu sözleşme görüşmeleri, kamu görevlileri ve emeklilerin sorunlarının çözüleceği tek yerdir. Ancak 4688 sayılı kanunun eksik ve yanlış hükümleri, toplu sözleşme görüşmelerini yalnızca mali ve sosyal haklarla sınırlayarak, memurlarımızın yer değiştirme, atama, yükselme, disiplin, unvan değişikliği gibi sorunlarını yok saymakta, memur meselelerini adeta masadan kaçırmaktadır. Kanundaki bu sınırlama yetmiyormuş gibi idareciler tarafından yetkilendirilmiş çakma sendikaların iktidara payan doğma gayretleri sonucunda memurlar toplu sözleşme masasında gerçek anlamıyla temsil edilememekte, sesleri yeterince duyulamamaktadır. Tarnıkulu bütün olumsuzluklara rağmen haklarının masada pazarlanmasının önüne geçmek için görüşmelerde bulunacaklarını ve var güçleriyle mücadele edeceklerini ifade etti. Grev ve siyasete katılma hakkı vazgeçilmez taleplerimizden biridir. Genel ve hizmet kolu toplu sözleşmeleri birbirinden ayrılmalı, sosyal denge sözleşmesi tüm hizmet kolları için zorunlu hale getirilmelidir. Kamu görevlileri hakem kurulunun yapısı ve kurula itiraz hakkı yeniden düzenlenmelidir.